güneşte kum kulaklıklarla koşarak siz peygamber çiçekleri toplarken çok iyidir. Buradan gerçekten çok güzel görünüyorsunuz. Geldiğiniz için ayrıca çok 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 ama çok teşekkür ediyorum. Ben Hatice Eren, Büyük Birlik Partisi Balıkesir Yönetim Kurulu üyesiyim bu arada. Saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, basınımızın değerli temsilcileri. Fedakar ve cefakar değerli dava arkadaşlarım. Belediye başkan adaylarımız, meclis üyesi adaylarımız ve çok değerli, kıymetli, çok çok daha kıymetli dava arkadaşlarımız. Tekrar tekrar hoş geldiniz. Bugün kısaca hemen gündemi size belirtmek istiyorum. Biraz sonra hemen şeye başlayalım. İlçe belediye başkan adaylarımızın tanıtımına geçmek istiyorum çok fazla vaktinizi almadan. Gönen, Balıkesir Gönen ilçe belediye başkanım Sayın Orhan Kömürcü'yü sahneye davet ediyorum. Cümleten hoş geldiniz. Ben Gönen Belediye Başkan Adayı Orhan Kömürcü. Allah nasip ederse önümüzdeki seçimlerde iddialıyız. Büyük ihtimalle de seçimi alacağız. 26 yıldır vermiş olduğumuz bu mücadelenin inşallah semeresini bu dönem toplayacağız. Milletin teveccühüne tabii ki ihtiyacımız var. 31 Mart seçimleri özellikle milletimize ve devletimize inşallah hayırlı olur. Şu anda söyleyeceklerim bu kadar. Çok Atıcı teşekkür ederim. Büyük Birlik Partisi olarak biliyorsunuz bizler çok mütevazi, gerçekten mütevazi insanlarız. Çünkü hepimiz halkın içinden gelmiş insanlarız. O yüzden de milletimizin ve halkımızın bütün ihtiyaçlarını inanın bize tek tek biliyoruz. Bütün ilçelerin ihtiyaçlarını da biliyoruz. Şimdi tekrar büyük bir alkış istiyorum. Hem bize motivasyon, hem belediye başkan adayıma motivasyon. Erdek Belediye Başkan Adayım Sayın Tayfun Günay. Selamun aleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. Bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz. Erdek'te Büyük Birlik Partisi daha yeni kuruldu. Yeni adım atılıyor. İnşallah bundan sonra biz de varız diyoruz. 31 Mart yerel seçimlerde gücümüzü göstereceğiz. İnşallah büyük bir aksilik çıkmazsa büyük bir oy potansiyeline sahibiz. İnşallah seçimi kazanacağız diyelim. Arka tarafa ses gitmiyormuş herhalde. O yüzden mikrofon değişimi yaptık. Nasıl, ses geliyor mu arkadaşlar? Ben biraz gür sesliyim de. Şimdi yine büyük bir alkış istiyorum arkadaşlar. Sındırgı'dan Balıkesir Sındırgı Belediye Başkan Adayım Sayın Adem Öztürk'ü sahneye davet ediyorum. Selamun aleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli il başkanım, değerli basın mensupları, değerli dava arkadaşlarım. Sındırgı'da da bir yıla yakın önce kurulan Büyük Birlik Hareketi'ni inşallah biz bundan sonraki 31 Mart seçimlerinde belediye başkanlığını kazanarak çıtayı biraz daha yükselteceğiz. Dualarınızı bizlerden eksik etmeyin. Sağ olun, var olun, ayaklarınıza sağlık.
Aslında belediye başkan adaylarımızın inanılmaz projeleri var. Basından takip etmenizi tavsiye ederim. Savaştepe, Balıkesir Savaştepe belediye başkan adayım Sayın Sedat Alabaş, çok büyük alkış istiyorum. Büyük Birlik Partisi ailesi adına Yüce Türk Milleti'ne selamünaleyküm diyorum. Hayırlı günleriniz olsun inşallah. Savaştepe'de artık Büyük Birlik de var. İnşallah teknik konularımızı bitirdik. Teşkilatlanma anlamında da çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah Savaştepe'yi kazanacağız. Buna kalben de inanıyoruz. İnşallah Savaştepe Şehit Muhsin Başkanımıza anahtarını Nezdinli Mustafa Destici'ye emanet edeceğiz. Hayırlı günleriniz olsun, mutlu yanlarınız olsun inşallah. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Evet, devam ediyoruz. Balıkesir Kepsut, İbrahim Kaya Başkanım geliyor. Büyük Birlik Partisi'ne gönül vermiş kıymetli abilerim, ablalarım, kardeşlerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Selamünaleyküm. Büyük Birlik Partisi son dönem siyasetlerin kirlendiği bu dönemde en temiz kalmış bir siyasi hareket ve oluşumdur. Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı Sayın Şehit Muhsin Yazıcıoğlu başkanımızı rahmetle anıyorum. Ve bu seçim Türkiye'de bir değişimin, bir farklı siyasi hareketin başlangıcı olacağını düşünüyorum. Sizlerin gözündeki o sinerjiyi, enerjiyi görüyorum ve Allah'ın izniyle bu sinerji sandıklara yansıyacak ve bu sayede Türkiye'de çok büyük bir değişim olacağını düşünüyoruz. Belediyelerimizin vizyonu çerçevesinde çok güzel projelerimiz var. Ve hepiniz de bunu basınımızla, kıymetli basınımızla ve kamuoyuyla paylaşacağız inşallah. Bu esnada sizlerden de ciddi güç vermenizi bekliyorum, destek olmanızı bekliyorum. Büyük Birlik Partisi'ne enerji, sinerji verecek olan sizlersiniz. Büyük Birlik Partisi'nin vizyonu önce hizmet ve millet üzerine kurulmuştur. Bu çerçevede hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. İnşallah Balıkesir'imize ve Kepsut'umuza hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyor. Kalın sağlıcakla diyorum. Allah emanet olun efendim. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Güzel konuşmaydı. Teşekkürler. Şimdi geliyoruz yavaş yavaş. 6 Eylül belediye başkan adayım Sayın Şerif Karay'a sahneye davet ediyorum. Bu kadar mı alkış? Hani motivasyon? Cümleten hoş geldiniz. Cümleten selamünaleyküm. Merkezimizin bana vermiş olduğu tevazuyla 6 Eylül Belediye Başkan adayıyım. Oylarınızı bekliyoruz. Bu vesileyle biz de varız diyoruz. Tekrar hepiniz hoş geldiniz.
Evet, bizim başkanlarımız böyle çok mütevazi. Kimsenin zamanını almadan böyle kısa kısa konuşup geçiyorlar. Ama biraz önce belirttiğim gibi lütfen sosyal medya sayfalarından takip edin. Çünkü çok güzel projeler var. Şimdi yine çaylarımızı içtik, karnımız doydu, biraz daha iyiyiz değil mi? Herkes iyi mi? Tamam, herkes uyanık, herkes ayıldı. Şimdi masalara bayraklar bırakıldı. Değil mi? Herkesin masalarında bayraklar var galiba. Evet. Şöyle bir bayrakları görebilir miyim? Şöyle bir sallayın. Olanlar bak orada, ne güzel. Şimdi Karesi ilçesi belediye başkan adayım Sayın Harun Ertaş'ı bayraklarla sahneye davet ediyorum. Saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, fedakar, cefakar, değerli dava arkadaşlarım, basınımızın değerli temsilcileri, belediye başkan adaylarımız, meclis üyesi adaylarımız, kıymetli vatandaşlarımız. Hepinizi selamların en güzeli olan Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Selamun aleyküm. Toplantımıza katılımınızdan dolayı hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Kıymetli hemşerilerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır buyuruyor. İşte bu nedenle Karesi'ye hayırlı, faydalı hizmetlerde bulunmak için aldığımız bu görevi kutsal kabul ettik ve sorumlulukla huzurlarınızdayız. Büyük Birlik Partisi olarak Türk milletinin hizmetlerin en iyisine ve en güzeline layık olduğu düsturu özümüz millet, sözümüz hizmet şiarıyla tarafsız, adil, hakkaniyetli bir şekilde milletimizi hak ettiği hizmetlerle buluşturmak için canla başla çalışacak ve güzel şehrimizi yepyeni bir belediyecilik anlayışıyla tanıştıracağız. Kıymetli dava arkadaşlarım, belediyelerin misyonu kentin değerlerini, insanlarını ve imkanlarını birbirine yaklaştırabilmek, aradaki makasın açılmasını mümkün olduğu ölçüde önlemektir. Büyük Birlik Partisi belediyeciliğinin temelini şehri ve insanları bütün olarak kuşatan, kucaklayan bu yaklaşım oluşturmaktadır. Biz bu belediyecilik anlayışımızın temel ilkelerini 15 başlıkta topluyoruz. Bunların ilki problem çözen belediyeciliktir. Yani altyapı, temizlik, ulaştırma, çevre hizmetlerinde sıfır sorun ilkesiyle hareket edeceğiz. İkincisi istişare belediyeciliğidir. Üçüncüsü planlı belediyecilik. Dördüncüsü örnek ve kenti markalaştıran belediyeciliktir. Beşincisi üreten, üretimi destekleyen ve denetleyen belediyecilik. Altıncısı sosyal belediyecilik. Yedincisi sportif belediyecilik. Sekizincisi ulaşımda öncü belediyeciliktir. Dokuzuncusu pozitif belediyeciliktir. Çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar ve yoksullar hizmet listesinin öncelikli grupları olarak öne çıkarılacaktır. Onuncusu engelsiz belediyeciliktir. Pozitif ayrım yaptığımız engellilerimizi ayrı bir noktaya koyuyoruz. Her projemizde mutlaka onların varlığını göz önüne alacağız. Bunun bir nişanesi olarak da Engelsiz Güçler Gençlik ve Spor Derneği ikinci başkanı ve üyesi ve Büyük Birlik Partisi Balıkesir il yöneticisi Fatih Korkmaz kardeşimize belediye meclis üyesi adayı olarak listemizde yer verdik. Fatih kardeşimizi alkışlayalım. Türkiye'de ilk defa bizim dönemimizde belediyemizde çalışan engelli sayısının iki katı daha engelli kardeşimizi bünyemizde istihdam edeceğiz. 11.'si çevreci belediyecilik. 12.'si dürüst ve doğru belediyecilik.
Bizler vatandaşımıza karşı samimi olacağız. Her harcama sadece hukuki değil, aynı zamanda ahlaki ve vicdani çerçevede yapılacaktır. İhaleleri milletimizin gözünün önünde yapmak, hesap vermek bu anlayışımızın tezahürü olacaktır. Kaynaklar çarçur edilmeyecek, belediyenin tüm imkanları en üst düzeyde halkın hizmetine sunulacaktır. 13.'sü güven veren ve güvenliği tam manasıyla sağlayan belediyecilikdir. 14.'sü kalkınmacı belediyeciliktir. 15.'si eğitimci belediyecilik. Biz çocukların ve gençlerin hayallerine ortak olacak, onları hayallerine ulaştıracak eğitim destekleri sağlayacağız. Milli ve manevi şuura sahip, mutlu ve üretken bireyler ve aileler oluşturmak için programlar yapacağız. Toplumumuzda artan şikayetlerden birisi de gayri ahlaki davranışların çoğalmasıdır. Bizler Müslüman Türk toplumunun ahlakını bozacak her türlü girişime karşı çalışma yürüteceğiz. Ahlaklı ve temiz bir topluma ulaşmak öncelikli hedefimiz olacaktır. Saygıdeğer arkadaşlarım, Karesi için projelerimiz hazır. İnşallah önümüzdeki günlerde şehrimizi imar, insanımıza mamur edecek projelerimizi sizlerle paylaşacağız. Kıymetli dava arkadaşlarım, eğer iğne ucu kadar kalp kıracak isem, gönül yıkacak isem, kibir ve enaniyet elbisesini giyecek isem, hayal kırıklığı yaşatacak isem, ayrımcılık yapacak isem, yolsuzluğa, suistimale, adam kayırmacılığa, yetimin malına tenezzül edecek isem, Rabbim bu makamları bize nasip etmesin. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın değerli mensupları, fedakar, cefakar, değerli dava arkadaşlarım, kıymetli hemşerilerim. Bu duygu ve düşüncelerle 31 Mart yerel seçim sürecinin bir demokrasi şöleni şeklinde geçmesini ülkemize, milletimize ve seçime katılan siyasi parti adaylarına hayırlar getirmesini temenni ediyorum. 26 Şubat vesilesiyle 26 Şubat'ta biliyorsunuz Hocalı katliamının yıldönümüdür 26 Şubat. Hocalı katliamında katledilen kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Rabbim bizlere bu aziz milletin hizmetkarı olmayı nasip etsin. Allah'a emanet olun. Harun Başkanım'ın bütün sözlerine kefilim. Zaten şöyle de bir şey var. Asla kapımı kapatmam. Ben herkesin, bütün canlıların, bugün hayvanlarla ilgili Harun Başkanım dedim, ne yapabiliriz? Sokak hayvanları ile ilgili de bir projeniz var mı dediğimde şunu söyledi. Hatice Hanım dedi, Karesi Belediyesi'nde hiçbir canlı aç kalmayacak ki dedi, sokak hayvanlarımız aç kalsın. Buradan sokak hayvanlarıyla da ilgili inanılmaz projelerimiz var. Yine söylüyorum, sosyal medya hesaplarından lütfen belediye başkan adaylarımızı takip edip lütfen destek olalım. Çok teşekkür ediyorum. Balıkesir Büyük Birlik Partisi'nde biliyorsunuz yeni bir kongremiz oldu. Yeni bir başkanımız var. Bizi etrafında saygıyla, sevgiyle, tevazuyla, bilgelikle ve tevazuyla telefon ettiğimizde gece ya da gündüz demeden 24 saat bizim hizmetimizde olan, bizimle birlikte canla başla çalışan ve bütün teşkilatların kurulmasında inanılmaz emeği olan ve yıllardır partimizin içinde olan Büyük Birlik Partisi Balıkesir İl Başkanı Sayın Zeki Uçar'ı sahneye davet etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli dava arkadaşlarım, kıymetli basın mensubu arkadaşlar, çok değerli konuklarımız. 31 Mart
2019 yerel seçimleri belediye başkan adayları tanıtım toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizleri bu vesileyle selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm. Birbirinden değerli, pırıl pırıl 7 adet ilçemizde belediye başkan adayımızı Allah'a şükürler olsun çıkarttık. Sizlerin teveccühüne sunduk. İnşallah sizlerin de takdiriyle birlikte belediyeciliğin nasıl yaptığını, nasıl yapılacağını göstermiş olacağız. Ben de tabii bu toplantılarda çok heyecan duyuyorum. Bir hazırlığım da olmadı açıkçası. Bir konuşma metnim yok. Ancak buna rağmen buradaki salondaki arkadaşların hem heyecanını hem samimiyetini gördüğüm için çok mutluyum, çok huzurluyum. Bizler şimdi bu toplantımızın bu bölümünden sonra özellikle aday arkadaşlarla alakalı bir seminerimiz olacak. Bir tanıtım şeyimiz olacak, yine sunumumuz olacak. Bununla ilgili görevli arkadaşların, belediye başkanı ve meclis üyesi aday arkadaşların burada kalmalarını ben rica edeceğim. Bu vesileyle tekrar hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağlıkla, sağlıkla. Teşekkür ederim başkanım, sağ olun. Şimdi çok merakla beklenen belediye meclis üyesi adaylarımız var. Onları toplu olarak şu şekilde sahnede altlı üstlü şu platformda toplayabilir miyiz herkesi? Belediye meclis üyesi adaylarımız lütfen sahneye gelebilir mi? Saygıdeğer beyefendiler, hanımefendiler, öncelikle hoş geldiniz. Ben Kares Belediyesi kontenjan adayı Doktor Ali Mehmet Talu. Ziraat Yüksek Mühendisiyim. Tarım İl Müdürlüğü'nden emekli oldum. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Allah yolumuzu açık etsin. Yar ve yardımcınız olsun. Bildiğiniz gibi Kares'i tarımda öncelikli bir ilçe. Tarımla ilgili yapacaklarımız var, projelerimiz var. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. Kusura bakmayın, biraz heyecanlıyız. Beklenmedik bir konuşma talebi oldu. Evet, sürpriz. Bendeniz, Karadeniz, Kadisi İlçe Belediyesi Kontenjan Adayı Murat Bey'de var. Harita mühendisiyim. Havrum Başkanı'nda olan abi kardeş ilişkimiz yaklaşık 13 senedir. Ben öğrenciyken de başlamıştır. Kendisi bana geldi, Murat kardeşim. Senin teknik ve mesleki bilgine Kadisi Belediyesi için ihtiyacım var dedi. Ben de kendisini kıramadım. Yaklaşık 13 yıldır Türkiye'nin en büyük inşaat şirketlerinde altyapı ve üst yapı projelerinde harita mühendisi olarak çalışmaktayım. İnşallah burada edinmiş olduğum bilgi ve birikimi Kadisi Belediyesi için bundan sonra halkımız için, sizler için kullanacağız. Hepinize tekrar teşekkür eder. Hayırlı günler dilerim. Çok sağ olun. Mehmet Bülent Sağlam, İnşaat Mühendisi, Balıkesir Havalıca Köyü'nde. Daha çok heyecan yapmama fırsat vermeyin. Yani aslında topluluk yönünde konuşmaya alışık olmalıyım. Çok da severim. 700 kadar kahve gezmiştik bundan 10 yıl önce. Çok da güzel günlerdi. Muhsin Başkan'la siyaset etme fırsatı bulmuştum. Fakat şimdi bu hava daha değişik. Yani ülkemiz 10 yıl öncekinden daha farklı bir hale geldi. Siyaset değişti. Daha sağlam bir siyaset yapmak lazım. Desteğimize ihtiyaç var. 10 yıl önce toplum daha korunmuştu açıkçası. Şimdi biraz akılları karıştırılmış vaziyette. Gerçi yerel seçimlerle genel seçimleri karıştırmamak lazım. Lakin madem ki bir beka sorunundan bahsediliyor. Esasen biz buna ayak uyduramayız. Yani bu memleketin bir beka sorunu yok.
Çünkü ben 60 yaşındayım, 40 yıl önce komünizm gelecek diye her sabah uyandık, gelmedi. Şeriat gelecek dediler, bir yere geleceği bir şey yok. Yani bu memleketin öyle bir beka sorunu falan yoktur. Yani bu memlekete nice saldırılar olmuş. Elhamdülillah birliğimizi, bütünlüğümüzü, sınırlarımızı falan kimse tecavüz edip alabilmiş değil. Dolayısıyla rica ediyorum, yani başkanlarıma oy verirken bu memlekette Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiyorsunuz bu seçimlerde. Sizi şehrinizde idare etmeye çalışacak, teknik hizmetleri doğru dürüst yapacak bir belediye başkanı seçmeye çalışacaksınız. Lütfen beka sorunu gibi konularla zihninizi bulandırmalarına fırsat vermeyin. Size hizmet edecek, efendim saygılı, sevgili, işte rüşvet almayacak, rüşvet vermeyecek, adam kayırmayacak başkanımın da söylediği gibi. Sakince bir belediye başkanı seçeceğiz. Meseleyi böyle çok abartmaya gerek yok. Ülkenin filan sorunu yoktur. Kendimizden, içimizden, kardeşlerimizden bir tanesini seçeceksiniz. Bu arada biz de o heyet içerisinde bir vazife yapabilirsek baş göz üstüne emrimiz olur. Saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Şimdi arkadaşlar çaylarımızı içtik, karnımızı doyurduk. Sayın İl Başkanı'nın eşliğinde, Sayın İl Başkanım Sayın Zeki Uçar'ın eşliğinde önce belediye başkan adaylarımı sahneye davet ediyorum. Fotoğraf çekilmesi için. Şöyle kocaman bir alkış yalayalım mı? Geleceğin Balıkesir'i umudu, fedakar, cefakar insanları. Çok iyi bakın. Balıkesir'in ve bölgesinin geleceği arkadaşlar. Kocaman bir alkış alabilir miyim? Aslında büyük kendimizi alkışlıyorum.